Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugünkü konumuz kalıtsal kavramlar gençler. Bugün ayın 13'ü cumartesi günü kalıtsal kavramlarla birlikteyiz. Ara tatile girdiniz. Ara tatilde de bol bol dinlenin. İkinci döneme hazırlık gibi düşünün bunu. Aslında birinci dönemin ikinci yarısına hazırlık gibi düşünün gençler. Daha sonra ara tatilden sonra 25'inde de çaprazlamalar konusuyla birlikte olacağız sizinle. Kalıtsal kavramlarla ilgili ödevlerinizi de vereyim. Oradan sonra tabii ki konumuza geçmiş olayım. Birinci ünitemizi bitirdik. Kalıtımın genel ilkeleri kısmından sorumlusunuz. Mendel'in çalışmaları, olasılık ilkeleri, kalıtımla ilgili kavramlar bugünkü dersimizin konusu olacak. Monohibrit ve dihibrit çaprazlamalara geçmeyeceğim. Yani sayfa 69'a kadar sıfırdan ona biyolojide çözüyorsunuz gençler diye 10 dinamo için de aynı şey geçerli. Hemen başlıyorsunuz. Kalıtsal kavramlar, olasılık ilkeleri kısmıyla Mendel'in çalışmalarını çözüyorsunuz. Sayfa 66'ya kadar yapmadığınız herhangi bir kısım kalmıyor diyeyim. Hızlıca da konuya başlayalım. <laughs> Öncelikli olarak bugünkü dersimizde kalıtımla ilgili genel kavramları anlatacağız. Olasılık ilkelerini anlatacağız. Mendelin bezelyeleri kullanma nedenlerinden bahsedeceğiz. Bağlı gen ne demek? Bağımsız gen ne demek? Bunlardan bahsedeceğiz gençler. Kalıtım uzun bir ünite ikinci dönemin ortalarına kadar devam edecek. Genellikle üniversite sınavında da zor sorusu gelen bir konudan bahsediyoruz. Tecrübeyle sabittir ki kalıtım pek sevilmeyen bir konudur. Ama aslında mantığı çok kolay. Ablaların, abilerin size ya çok zor kalıtımda zorlanacaksın dediğine hiç bakmayın. Bu dersimiz bizim için çok önemli olacak. Konunun tamamını anlayacağımız kısım bu dersimiz olacak. Kalıtımda şöyle bir mantık var. Bir şeyi öğreniyorsun çok zor sorusunda bu öğrendiğin şeyleri birbiriyle çarpıyorsun. O çok zor soru dediğin soru çıkıyor. Yani şunu anladığın zaman en zor soru bile sana çok kolay gelecektir. Bu nedenle bu ders benim için çok önemli. Şimdi kalıtsal kavramlarla tabii ki başlayacağım. Kalıtsal özelliğin ne demek olduğunu, kalıtımın ne demek olduğunu, genetiğin ne demek olduğunu söyleyeceğim. Kalıtsal özellik dediğimiz zaman ana babadan oğul döllere aktarılan özelliklerden bahsediyoruz ediyoruz. Kalıtım da canlıların sahip olduğu özelliklerin nesilden nesile nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalı. Yani canlının sahip olduğu genleri değil de bu sahip olduğu genleri bir sonraki nesle nasıl aktardığını inceleyen bilim dalı oluyor. Genetiğe baktığımız zaman da kalıtsal özelliklerin nasıl ortaya çıktığını, nasıl aktarıldığını, genlerin yapısını ve işleyişini incelemiş oluyor. Bizim bir karakter dediğimiz tanımımız bir de özellik dediğimiz tanımımız var. Karakter ve özellik birbirine çok fazla derecede karıştırılır gençler. Sanki tanımsal olarak çok basitmiş gibi gelir ama hemen mantığını anlatıyorum. Canlılar arasında çeşitlilik gösteren, dölden döle aktarılan bireylerin sahip olduğu niteliklerin her birine karakter ismini veriyoruz. Karakterlerin farklı tiplerine de özellik ismini veriyoruz. Mesela saç rengi bir karakterdir. Kan grubu bir karakterdir. Göz rengi bir karakterdir. Boy uzunluğu bir karakterdir. Cinsiyet bir karakterdir. Saç renginin sarı olması, siyah olması, kahverengi olması saç renginin özelliğidir. Kan grubunun AB olması, sıfır olması, göz renginin mavi olması, cinsiyetinin dişi olması ise cinsiyet karakterinin özellikleridir diyeyim gençler. Hemen buradan da tabii ki diğer kavramlarımızla devam edelim. Kalıtım materyali olan DNA, hücre bölünmesinden önce proteinlerle bir araya gelerek kromatin adını verdiğimiz ipliksi yapıları meydana getiriyor. Normal şartlarda bizim çekirdeğimizin içerisinde sanki parmağımın arasında bir ipliği büzmüşüm gibi duran DNA'mızın etrafını proteinlerin sarmasıyla oluşan kromotin iplik dediğimiz iplik vardı. Kromotin iplikler hücre bölünmesi sırasında kısalıp katlanmalar yaparak kromozom adını verdiğimiz yapıyı meydana getiriyordu. Unutma kromozom sayısıyla canlının gelişmişlik düzeyi arasında bir bağlantı yoktu. Sonra DNA'nın üzerinde bir karakterin ortaya çıkmasını sağlayan parçalara da gen ismini vereceğiz. Yani benim DNA'm ince uzun, şurası saç rengimin açığa çıkmasını sağlayan şifre, şurası da cinsiyetimin açığa çıkmasını sağlayan şifre. Binlerce nükleotit bir araya gelerek genleri meydana getirecekler. Genler de tabii ki bir araya geldiği zaman DNA'ları oluşturmuş olacak. Bizim homolog kromozom, allelgen ve lokus adını verdiğimiz tanımlarımız var. Ama bu tanımlara geçmeden önce tabii ki benim de size söylemek istediğim birkaç tane şey olacak. Homolog kromozom ne demek? Biri anneden, biri babadan gelen şekil ve büyüklük bakımından aynı olan, aynı karaktere ait genleri taşıyan kromozomlara homolog kromozom ismini veriyoruz. Bizim göz rengimizin ortaya çıkmasını sağlayan bir tane Özel genimiz var. Ee, saç rengimiz için bir tane genimiz var. Bu saç rengi için olan genlerden de diploid ve haploid canlılar farklı sayıda taşıyorlar. Neden bahsediyorum? Şimdi. Bizim bir diploid hücrelerimiz bir de haploid hücrelerimiz var. Diploid hücre D ne demek? 2 demek. Yani 2 en kromozomlu. Haploid hücrelerde de en kromozomlu. Mesela vücut hücrelerimize ne demiştik? Vücut hücrelerimiz 2 en eşittir 46 kromozomlu. Yumurta ve spermler ise en eşittir 23 kromozomlu demiştik. Diploid hücre demek. Her bir karakterle ilgili iki gen taşıyan hücre demek. Mesela şöyle düşün saç şekli olsun. Saç şeklinin bir kıvırcık saç geni olsun, bir de düz saç geni olsun. Eğer bir kişinin genlerinde hem kıvırcık hem düz saç geni varsa ya da kıvırcık kıvırcık, düz düz iki gen varsa o bireyler diploid hücrelere sahiptir. Eğer sadece saç şekliyle ilgili kıvırcık saç genini taşıyorsa veya düz saç genini taşıyorsa yani bir tane gen taşıyorsa onlar haploid yani tek takımlıdır. Benim iken 46 kromozomlu olmamın sebebi. Gözümle ilgili iki genim var. Saç şeklimle ilgili iki genim var. Cinsiyetimle ilgili iki genim var. Ne bileyim boy uzunluğuyla ilgili iki genim var. Her şeyden iki tane gen taşıdığım için ben diploid kromozomlu bir canlıyım. Aynı karakterin ortaya çıkmasını sağlayan genlere de alel ismi veriliyor gençler. Alel ne demek? Mesela kıvırcık saç geni ile düz saç genini düşündüğün zaman ikisi de saç şeklinin ortaya çıkmasını sağlayan genler değil mi? O zaman da bunlar birbirinin aleli olacaklar. Mesela şöyle düşünebilirsin. Şu büyük A kıvırcık saçlı olma geni olsun. Şu küçük a da düz saçlı olma geni olsun. Şurası kahverengi gözlü olma geni olsun büyük B, küçük b de mavi gözlü olma geni olsun. Sonuca baktığın zaman kıvırcık saçla düz saç ikisi de saç şekli olduğuna göre büyük a ile küçük a birbirinin aleli. Kahverengi göz mavi göz ikisi de göz rengi ile alakalı olduğuna göre büyük b ile küçük b birbirinin aleli. Homolog kromozomlar üzerinde allel genlerin bulunduğu bölgelere de lokus ismini vereceğiz. Canlıların bir iç görünüşü, bir dış görünüşü olacak. Canlıların dış görünüşlerine fenotip ismini vereceğiz. İç görünüşlerine ise genler içeride olur. Oradan aklında kalsın. Genotip ismini vereceğiz. Dediğimin mantığını hemen anlatmaya başlıyorum gençler saç geni üzerinden gidelim. Mesela şöyle bir mantık söz konusudur. İnsanlarda bir kıvırcık saçlı olma geni vardır, bir de düz saçlı olma geni vardır. Diploid ne demekmiş? 2n kromozomlu canlı demekmiş. Diploid bir canlıya baktığımız zaman her genden iki tane bulunduracağına göre o zaman saç şekliyle ilgili de iki tane geni olacak. İkisini de kıvırcık olarak taşıyabilir. Birini kıvırcık birini düz olarak taşıyabilir. İkisini de düz olarak taşıyabilir. Bunlar oluşabilecek neler? İç görünüşler yani genotiplerdir gençler. Bununla bunun yer değiştirmesinin bir anlamı yok. Düzü bu tarafa kıvırcığı bu tarafa e, koysan bir şey değişmez. Bakmışlar iki tane kıvırcık saç genine sahip olan kişilerin dışarıdan bakıldığı zaman kıvırcık saçlı olduğunu görmüşler. Düz saç genini iki tane taşıyanların da düz saçlı olduğunu görmüşler. Dış görünüş olduğuna göre de buna ne ismini verelim? Fenotip ismini verelim. Hem kıvırcık hem düz saç genini bir arada taşıyanların da kıvırcık saçlı olduğunu görmüşler. He demişler. Bir kıvırcık, bir düz saç genini taşıyanlar kıvırcık saçlı olduğuna göre o zaman kıvırcık saçlı olmak düz saçlı olmaya baskındır. Kıvırcık saçlı olmayı büyük harfle gösterelim demişler. Harf hiç önemli değil. A, B, C, D ne istersen onu koyabilirsin. Çekinik olan etkisi görülmeyene de küçük harfi verelim demişler. O zaman diploid bir canlı büyük A, büyük A olabilir büyük A küçük A olabilir. Küçük A küçük A olabilir. Küçük A büyük A olması bir şey ifade etmez. O yüzden onu iki kere yazmıyoruz. E büyük A büyük A olan büyük A'lıdır. Büyük A küçük A olan büyük A gözüküyormuş. Küçük A küçük A olan da küçük A şeklinde olacak. O zaman genotip dediğin iki harfle gösterilecek. Fenotip tek harfle gösterilmiş olacaktır diyeyim gençler. Buradan ne sonucuna varmış? Kıvırcık saçlı olmak baskın gendir demiş. Düz saçlı olmak ise çekinik gendir demiş. Genotip ve fenotip üzerinden de göstermiş. Sonra homozigot ve heterozigot kavramları ortaya çıkmış. İki genini de aynı olarak bulunduruyorsa baskın veya çekinik fark etmez. Bu iki geni aynı olanlara homozigot bireyler ismi verilmiş. İki geni birbirinden farklı olanlara ise hetero zigot ismi verilmiş. Homojen çözelti ikisi aynı görünen çözeltilerdir ya. Homozigot da iki gene aynı olan canlılara verilen isim. Homozigot, saf döl, aridol dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? Homolog kromozomlar üzerindeki lokusları birbiriyle aynı allellerin bulunduğu canlılar. Yani büyük A büyük A olabilirler veya küçük A küçük A şeklinde olabilirler A temsili. Heterozigot, melez, hibrit bireylere baktığımız zaman zaten melez ne demek? İki farklı birey. Hibritte arabalar var ya hem elektrikle hem benzinle çalışabiliyorlar. Yani homolog kromozomların üzerindeki lokuslarda farklı alleller bulunuyor büyük A küçük A ise mesela heterozigottur diyeceğiz. Kalıtımda karakterleri dediğimiz gibi harflerle sembolize ediyoruz. Genotipte iki tane harf kullanıyoruz. Fenotipte tek harf. Genotip genlerin iç görünüşü fenotip ise dışa yansıma anlamına gelecek. Genotipte olması durumunda etkisini kesinlikle fenotipte gösteren birey mesela birey heterozigotsa etkisini fenotipte gösterene ne ismini verdik? Baskın dominant gen ismini verdik etkisini gösteremeyen gen ise resesif çekinik gen ismini aldı. Mesela kıvırcık saç geni düz saç genine nedir? Baskındır. O zaman kıvırcık saçlı biri homozigot büyük A büyük A ise fenotipi büyük A olacak. Heterozigot büyük A küçük A ise fenotipi küçük A olacak. Homozigot resesifse yani çekinikse küçük A küçük A ise fenotipi de tabii ki küçük A şeklinde olmak zorunda. Biliyorsunuz kalıtımın babası, en büyük bilim insanı olarak kimi anıyoruz? Mendel'i anıyoruz gençler. Mendel kalıtımın babasıdır çünkü kalıtımdan kimsenin haberi yokken, kimse kalıtımla ilgili çalışmalar yapmamışken kalıtımla ilgili ee, ana hatları ortaya koymuştur ve günümüzde de yaptığı çalışmalar hala geçerliliğini koruyor. Mendel bir papazdı. Kilisesinin arkasında bir serası vardı. Matematiğe, biyolojiye çok ilgiliydi. Bezelyeler üzerinde çalışmalar yaptı. Yavru döllerde belirli oranların ortaya çıktığını gördü. Tabii ki bu oranların ortaya çıkmasında matematik bilgisi, olasılık bilgisinde etkisi vardı diyeyim gençler. Bezelyelerle çalışmalar yapması tabii ki Mendel'i başarıya götürmüştür. Neden? Çünkü bezelyelerin sahip olduğu bazı özellikler var. Yazılılarda genelde klasik yazılı sorusudur. İşte bezelyelerin çalışmalarda başarılı olmasının sebebini yazınız. Birincisi tabii ki kolay yetiştirilebilmesi çalışmaların daha kolay bir şekilde yürütülmesini sağladı. Kısa zamanda döl verdiği için yeni nesilde çıkabilecek olayları da ortaya koymuş olduk gençler. Şöyle bir durum söz konusudur. Biliyorsunuz hayvanlarla ilgili çalışmalar yapacakları zaman da genellikle fareleri tercih ediyorlar. Niye koyun, inek, keçi tercih etmiyor da fareyi tercih ediyor? Fareler çok kısa sürede üreyebiliyorlar. Ben bir fareye bir ilaç verdiğim zaman onun çocuğunda bunun yeni etkisi görülecek mi? Çocuğunun çocuğunda bir şey olacak mı? yavrulama hızı yüksek olduğu için hemen görebiliyorum. Mesela bu da kovay olarak farelerin seçilmesinin sebeplerinden bir tanesidir. Kolay ayırt edilebilir özelliklere sahip olması da Yine bezelyeleri seçmesinin sebebinden, sebeplerinden biri. Bezelyelerde sarı bezelye olma var, yeşil bezelye olma var, düzgün tohumlu olma var, buruşuk tohumlu olma var. Yani dış görünüşüne baktığımız zaman da hemen ayırt edebildiğimiz özellikler vardı. Kendi kendine tozlaşmasının kontrol edilebilmesi hem kendi kendine tozlaşma hem çapraz tozlaşma yapabiliyor. Ama böyle tohumları... E, Bayağı sulu boya fırçasıyla polenleri yumurtalığa taşıyma işlemini gerçekleştiriyor Mendel. Bu şekilde de tozlaşmalarını yapabiliyor. Hem serada hem bahçede de yetiştirilebilmesi yine avantajlarından bir tanesi. Mendel'in çalışmaları dedik ki günümüzde de geçerliliğini koruyor. Tabii ki Mendel'in ileri sürdüğü bugün de kalıtımın biliminin temelini oluşturan Mendel ilkeleri dediğimiz ilkeler var. Bu ilkelerin ortaya çıkması için de tabii ki olasılığı bilmemiz gerekiyor. O olasılık dediğimiz şey şansa bağlı bir olaydır. Şansa bağlı meydana gelen bir olayın daha önceki olaylardan ve daha sonraki denemelerden etkilenmediğini biliyoruz. Mesela elimde bir tane bozuk para var. Bozuk parayı attığım zaman işte tura gelme ihtimali %50'dir bir sonraki seferde yazı gelme ihtimali yüzde 50'dir çok fırlatamıyorum kameraya çarpmasın diye gençler bir öncekinde tura gelmişti şimdi de kesin tura gelecek bir öncekinde yazı gelmişti şimdi de kesin yazı gelecek diye bir şey yok yani şu an attığım bir sonraki attığımı da etkilemez bir önceki attığımdan da etkilenmez yani şansa bağlı olaylar ee, öncesinden ve sonrasından etkilenmez. Mesela madeni bir parayı havaya attığımız zaman yazı gelme ihtimali 1 bölü 2, tura gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. Sonra bir daha attım, bir daha attım, bir daha attım. 5 kere tura geldi. altıncısı o zaman kesin yine tura gelecek. Yok ya, artık kesin yazı gelecek diye bir şey yok. Yani 1 bölü 2'dir diyeceğiz gençler. Şansa bağlı iki bağımsız olayın aynı anda gerçekleşme olasılığı ayrı ayrı gerçekleşme olasılığının çarpımına eşittir. Mesela ben elimdeki madeni parayı attım yazı gelme ihtimaline baktım yazı gelme ihtimali 1 bölü 2 sonra ben bunu attım tura gelme ihtimali 1 bölü 2 bir yazı bir tura gelme ihtimali 1 bölü 4 olacak. Ya aslında genetikte şöyle yapacağız gençler o çok zor soru dedikleri sorular birincisini bulacağız ikincisini bulacağız Sonuçları birbirine çarpacağız. Ben çocuğunun mavi gözlü olma ihtimalini bulacağım. Uzun boylu olma ihtimalini bulacağım. Erkek olma ihtimalini bulacağım. Uzun boylu işte erkek e ve mavi gözlü olma ihtimallerini birbiriyle çarpacağım. Sonuca ulaşmış olacağım. Kalıtımın temeli sonuçları birbirine çarpmaya dayanıyor diyeyim. Gençler. Mendel bezelyelerle çalıştı ve bezelyelerle çalışması onu başarıya götürdü dedik. Bezelyelerin sahip olduğu gözle görülebilir, ayırt edilebilir özellikler var. Soruların altında genellikle bize bilgiyi vermek zorunda gençler. Sizden kıvırcık saç, düz saça baskın, koyu renk göz, işte açık renk göze baskın bilmeniz beklenmez. Sorunun altında verecek. Ama bezelyelerle ilgili vermeyebiliyor. Çünkü bezelyeler direkt Milli Eğitim Kitabı'nda tablo olarak verilmiş. Baskın ve çekinik özellikler var. En çok çıkanlar da bahsedelim. Mesela mor çiçekli olmak beyaz çiçekli olmaya baskındır sarı tohumlu olmak yeşil tohumlu olmaya baskındır. Yuvarlak tohumlu, düzgün tohumlu olmak, buruşuk tohumlu olmaya baskındır. Bu üç özellikle çok çıkar. Çiçek konumunun yanda olması, uçta olmasına, işte tohum zarfı biçiminin şişkin olması, boğumlu olmasına, yeşil olması, sarı olmasına, gövde uzunluğunun uzun olmasına, kısa olmasına baskın olduğunu da bilelim. Hatta buradan da bir şey anlatmak istiyorum. Tohum rengine baktığımız zaman bildiğimiz, yediğimiz bezelyeden bahsediyoruz. Sarı renkli olmak, sarı renk bezelye olmak yeşil renkli bezelye olmaya baskınmış. Normal şartlarda pazarda markette manavda kesinlikle sarı bezelye görmüyoruz. Satılan yerler var ama az yerler gençler. Ben çok görmüyorum yani sadece çok büyük marketlerde görebiliyorum. Normal şekilde ne olarak görüyoruz yeşil renkli. Yeşil renkli olmak çekinik bir özellikmiş. Sarı renkli olmak baskın bir özellikmiş. Buradan nasıl bir sonuca varmamız gerekiyor? Bir şeyin çok görülmesi o özelliğin baskın olduğu anlamına gelmez. Az görülmesi görülmesi çekinik olduğu anlamına gelmez gençler. Mesela bizim ülkemizde sınıfa girsem desem ki koyu renkli gözlü olmak açık renkli ol, gözlü olmaya baskındır. Yani işte kahverengi göz mavi göze baskındır desem herkes kabullenir. Etrafımızdaki çoğu insan kahverengi gözlü. Ama yurt dışına çıktığımız zaman sınıftaki 20 öğrencinin 19'un mavi gözlüyken de bu gerçek değişmez. Kahverengi gözlü olmak mavi gözlü olmaya baskındır. O ülkenin mavi gözlülüğünün çok olmasının sebebi mavi gözlü evliliklerin çok yapılmasından kaynaklanır. Ben bir yasa çıkarsam desem ki bundan sonra kahverengi Gözüler birbiriyle evlenmeyecek. İlla bir kahverengi gözlü mavi gözlüyle evlenecek ya da mavi gözlüler birbiriyle evlenecek desem. Bizim ülkemizde görülen kahverengi gözün görülme oranı düşer gençler. Mavi gözün görülme oranı yükselir. Yani bir daha yıldız 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 bir özelliğin çok görülmesi onun baskın olduğu anlamına gelmez. Az görülmesi çekinik olduğu anlamına gelmez gençler. Çaprazlamayla ilgili. Yeşil bezellerler daha çok gıda sektöründe kullanıldığı için üretimi daha çok yapılmış. O yüzden de etrafımızda yeşil bezelleri daha fazla görüyoruz. <laughs> Mendel'in çalışmalarından ve sonuçlarından da biraz bahsedeyim. Canlılarda karakterlerin ortaya çıkmasını ve ata bireyden yavrulara geçmesini sağlayan kalıtsal faktörler bulunur demiş Mendel. Tabii ki o zamanlar gen ismini vermemiş ama biz günümüzde bunlara gen ismini veriyoruz. Bezellilerde karakterlere ait birbiriyle aynı veya farklı bir çift allel bulunur demiş. Alleller birbirinden farklı ise birinin baskın, diğerinin çekinik olduğunu söylemiş. Benzerlik yasası denilen bir yasadan bahsediyoruz etmiş. Bir karakter bakımından iki tane homozigot çaprazlandığında F1 döllü dediğimiz bireyler hepsi birbirine benzer özelliktedir demiş. Ayrılma yasası denilen bir yasadan da bahsetmiş. Demiş ki allellerden her biri eşit olasılıkla yavru döllere geçiş yapar. Tabii ki ben bunları şimdi size aça aça anlatacağım gençler. Gamet çeşidi bulmayla başlayıp açmaya da başlayalım. Eşeyli üreyen canlılarda yani diploid canlılarda üreme ana hücresi dediğimiz hücrelerimiz var. İki en kromozomlu bunlar tabii ki mayoz bölünmeyle en kromozomlu hücreleri meydana getirecekler. Gametlerde de her bir karakter için sadece bir tane gen bulunacak. Homolog kromozomların gametlere dağılımı da rastgele şekilde gerçekleşecek. Aslında bir tane örnek Üstünden anlatayım iken en derken ne demek istediğimi gamet derken neden bahsettiğimi gençler şimdi şöyle bir olaydan bahsedeyim size şimdi benim iken kromozomlu bir canlı olduğumu unutmayalım. Hemen şuraya yazalım. Büyük A karakteri kahverengi gözlü olmayı temsil etsin. Küçük A karakteri de mavi gözlü olmayı temsil etsin. Büyük B kıvırcık saçlı olma genini temsil etsin. Küçük B de düz saçlı olma genini temsil etsin. Bu da benim genotipim olsun. Ben büyük A'ya küçük A'yım göz rengi bakımından. Sonra ne olacak gençler? Kıvırcık saç bakımından da bende yokmuş. İkisi de düzgen genine sahipmişim. Sonra benim tabii ki bir de eşim olacak. Eşimin de genotipine bakacak olursak onun da göz renginin mavi olduğunu düşünelim. Kıvırcık saçlılığı da çekinik olarak taşıdığını düşünelim. Şimdi bu benim genotipim 2N46 kromozomluyum. Tabii bunlardan binlerce var. Kocam da 2N46 kromozomlu. Ne yapmaya başlayacağız? Yumurta ve sperm yapmaya başlayacağız. Ben yumurta yaptığım zaman yumurta N kromozomlu olacağına göre her özellikle ilgili gen vermek zorunda değil miyim? Yani ben büyük A ya da küçük B'yi vereceğim veya küçük A'ya küçük B'yi vereceğim. En kromozomlu hem kahverengi göz hem mavi göz genine sahibim ama ya kahverengiyi vereceğim ya da maviyi vereceğim. Karşı tarafın mavi vermekten başka alternatifi var mı? Yok. Mutlaka maviyi verecek ya kıvırcık saçı verecek ya düz saçı verecek uyduruyorum kıvırcık saçı vermiş olsun. E bunlar birleştiği zaman yani döllenme olayı sonucunda kar çocuk iken kromozomlu olacak. Onun genetik yapısı da şöyle olacak gençler. Yani büyük A küçük a kahverengi gözlü olacak. Büyük B küçük b olduğuna göre kıvırcık saçlı bir çocuk meydana gelecek. Bizim hücrelerimizde iken yani her şeyden iki tane var, gamet dediğin şeye de birer tane vermek zorundasın. Bunların bağlı ve bağımsız olma durumlarından da biraz bahsedeyim. Bağımsız genlerde nasıl olaylar meydana gelir? Bağlı genlerde nasıl olaylar meydana gelir? Şimdi genotipi büyük A küçük a büyük B küçük bymiş, bunun da genotipi büyük A küçük a büyük B küçük bymiş. Bu bireye baktığımız zaman büyük A ve büyük B'nin birbirinden ayrı ayrı kromozomlarda olduğunu görüyorum. Buraya baktığım zaman ise büyük A ve büyük B'nin aynı kromozom üzerinde olduğuna görüyorum. Genotip aynı ama burada bağımsız dağılım, burada da bağlı dağılım dediğimiz dağı, Dağılım söz konusu. Peki bunlarda durum nasıl meydana gelecek? Biz işi nasıl gerçekleştireceğiz gençler? Şimdi şöyle bir alternatife bakayım. Şöyle baktığımız zaman bir bağımsız genler için hesap yapayım, bir de bağlı genler için hesap yapayım. Bağımsız genler için hesap yapmaya başladığım zaman, yani şurası için düşündüğüm zaman bu gametine büyük A'yı verebilir mi? Verebilir. Bu gametine küçük A'yı verebilir mi? Verebilir. Büyük A'nın yanına büyük B'yi de verebilir. Büyük A'nın yanına küçük B'yi de verebilir. Bu küçük A'nın yanına büyük B'yi alabilir veya küçük a'nın yanına küçük b'yi alabilir. Yani şuraya baktığımız zaman kaç tane alternatif oluştu? 4 tane bağımsız genler olduğu için. Bağlı genlerde ise şu durum söz konusudur gençler. Bağlı genlerde crossing over yoksa bağlı olan genler birlikte hareket etmek zorundadır. Yani bu çocuğuna büyük a'ya büyük b'yi verebilir veya küçük a'ya küçük b'yi verebilir. Genotip çeşidi ne oldu? 2 oldu. A'ya A versin, B'ye B versin diye bir şey yok. Gamet yapıyorum. Saçımdan da vereceğim, gözümden de vereceğim. İki tane saç vereyim ama gözle ilgili gen vermeyeyim diye bir şey söz konusu değil. Yani bağlı genlerde crossing over, parça değiş tokuşu yoksa sadece iki tane alternatif oluyor. Bunlar bağımsız ya. Büyük A'nın yanına büyük B'yi verebilir veya büyük A'nın yanına küçük B'yi verebilir veya küçük A'nın yanına büyük B'yi verir ya da küçük A'nın yanına küçük B'yi verir. Burada ise ya bunu verecek ya da şunu verecek gibi düşünün gençler. Bağımsız genlerde yani bağlılık durumu söz konusu değilse gamet çeşidinin sayısını hesaplarken 2 üzeri n formülünü kullanacağız. n de burada heterozigot melez karakter sayısını gösterecek. Bir ya da birden fazla karakter bakımından homozigot saf döl olan bireylerde mayoz sadece bir çeşit gamet oluşturabilecek. Çünkü heterozigot olmadığı için 2 üzeri 0'dan 1 diyeceğiz. Bir karakter bakımından heterozigot melez olan bireylerde iki çeşit gamet oluşturabilecekler. Homozigot Unutma, gamet çeşidi sayısını etkilemeyecek, heterozigotluk etkileyecek. Ne demek istediğimi anlatayım. Şimdi, birincisi baktığın zaman bunun oluşturabileceği gametlere, bunun oluşturabileceği gametlere bakmadan önce şöyle yapalım. Şimdi bu büyük A büyük A olduğuna göre çocuğuna ne verebilir? Büyük A'yı verebilir. Büyük B küçük B olduğuna göre çocuğuna neyi verebilir? Küçük B'yi verebilir. Başka bir alternatif var mı? Yok. Bu şöyle de olsaydı değişen bir şey olmazdı. Büyük B büyük B olsaydı veya işte küçük A küçük A büyük B büyük B olsaydı da değişen bir şey olmazdı. Küçük A'yı verecekti mesela. Büyük B'yi verecekti. Yani bir çeşit. Burada heterozigotluk var mı? Yok. Heterozigotluk olmadığına göre 2 üzeri 0'dan bir çeşit gamet oluşturabilir. Buraya baktığım zaman he alternatif attı. Büyük A'yı da verebilir hocam, küçük A'yı da verebilir. Bu büyük küçük B'yi veya küçük B'yi verecek. Başka alternatif yok. Heterozigot sayısı ne? 1. O zaman 2 üzeri 1'den kaç çeşit gamet oluşturdu? 2. Buraya baktığın zaman heterozigot sayısı ne? 2. O zaman 2 iki üzeri 2'den kaç tane yapar diyeceksin? 4. 4 tane yapar hemen söylüyorum. Büyük A'yı da verebilir, küçük A'yı da verebilir. Büyük A'nın karşısına büyük B'yi de verebilir. Büyük A'nın karşısına küçük B'yi de verebilir. Genler bağımsızmış. Küçük A'nın karşısına büyük B'yi de verebilir. Küçük A'nın karşısına küçük B'yi de verebilir. İspatlamış olduk. Bunu yazmam zor. Bunu yazmam zor olduğu için genellikle bu tarz sorularda gamet çeşidi sayısı kaçtır der ya da aşağıdakilerden hangisini üretemez diye soruyu sorar. Mesela heterozigotlardan gidiyorsun. 1 2 3 4 2 üzeri 4'ten kaç tane gamet oluşturabilir? 16 tane. İstesek yazabiliriz. Gençler çatallandırma yöntemi dediğimiz bir yöntem var. Anlatacağım o yöntemi. Ya 16'yı sorar ya da şıklarda şunu yapar. Aşağıda verilen gametlerden hangisini oluşturamaz? Büyük A küçük A ise büyük A'yı verebilir. Büyük B küçük B ise büyük B'yi verebilir. İşte küçük C'yi yazdı, büyük D yazdı, küçük E yazdı. Sen seçeneklere baktığın zaman bunu verebilir bunu verebilir bunu verebilir bunu verebilir büyük c büyük c'den küçük C'li nasıl olsun ki deyip şıkkı işaretleyeceksin yani mesela oraya küçük d küçük d yazdı gamete büyük d'yi koydu küçük d küçük d'den büyük d nasıl olsun ki diyeceksin seçeneklerden hemen işaretlemeyi yapacaksın mesela sorunun üstünden gideyim Tonguç genotipli bir bireyin oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı kaçtır? Tüm genler bağımsızdır demiş. Heterozigotları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 4 olduğuna göre 2 üzeri 4'ten 16 çeşit gamet oluşturabilir. Şu gameti oluşturma ihtimalini sorduğuna göre 2 üzeri 4'ten 16 çeşit gamet oluşturabilir. 1 bölü 16'dır diye yapıştırabilirsin. Ben bunu çok kullanmıyorum. Kendi kullandığımı göstereyim size. Şimdi büyük T büyük T'den Hemen şöyle yazayım hatta size üşenmeyeyim. Büyük O küçük O'ymuş. Büyük N küçük N'ymiş. Büyük G küçük G'ymiş. Büyük O küçük O. Büyük Ç büyük Ç şeklindeymiş. Ben de buradan ne olmasını istiyorum? Büyük T'nin, büyük O'nun, büyük N'nin, büyük G'nin, büyük U'nun, büyük Ç'nin gelmesini istiyorum. Büyük T büyük T'den büyük T'nin gelme ihtimali bir. Büyük O küçük O'dan e, neydi? Büyük O'nun gelme ihtimali 1 bölü 2. Büyük N küçük N'den büyük N'nin gelme ihtimali 1 bölü 2. Büyük G küçük G'den büyük G'nin gelme ihtimali 1 bölü 2. Büyük O küçük O'dan büyük O'nun gelme ihtimali 1 bölü 2. Büyük Ç büyük Ç'den 1. E buradan da ne çıktı? 1 bölü 16. Çok uzun sürdüğüne bakmayın. Aslında yapacağın şey şuydu yani. 1, 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 8, 1 bölü 16 deyip saniyeler içerisinde çözeceksin. Tabii ki çok soru çöze çöze pratiğini arttırman gerekiyor. Şimdi bunu yaptım aslında ben size hızlı da göstermiş olayım. Bağımsız genler ve bağlı genlerde gamet nasıl gerçekleşiyor? Bağımsızsa sen direkt bunu yazacaksın. Büyük A'sı burada, küçük A'sı burada. Büyük B'si burada, küçük B'si burada. A ve B yani büyük A ve büyük B geni bağlıymış. Crossing over gerçekleşme ihtimali yokmuş. O zaman bunlar birlikte hareket etmek zorundalar. Burada ne yapabilirdi? Büyük A'nın yanına büyük B'yi alabilirdi. Büyük A'nın yanına küçük B'yi de alabilirdi. Küçük A'nın yanına büyük B'yi alabilirdi veya küçük A'nın yanına küçük B'yi alabilirdi. Burada birlikte hareket etmek zorunda büyük A'ya büyük B olabilir ya da küçük A'ya küçük B şeklinde olabilir diyeyim gençler. Yani crossing over yoksa bağlı genlerde daha az gamet oluşuyor. Crossing over parça değişimi varsa bağlı olmasının bir şey ifade etmediğini daha sonraki sorularda da zaten göreceğiz. Hemen buraya da bakıyorum. Dıt dıt genotipli birey kaç çeşit gamet oluşturabilir? Az önceki sorunun benzeri aslında. Şimdi bakıyorum heterozigotlara 1, 2, 3, Şurası da 4. 2 üzeri 4'ten 16 tane gamet meydana gelebilirmiş. Şuradaki genotipli birey kaç çeşit gamet oluşturabilir diyor. He, bu sefer bağlılık durumu söz konusuymuş. 2 üzeri 16 çıkmaz. Bağlı oldukları için biraz daha farklı bir alternatif açığa çıkar. Hemen bunu yazayım. Büyük T ve büyük O genleri birbirine bağlıymış. O zaman onları aynı kromozom üzerinde yazacağım. Büyük T ile büyük O. Şurası da küçük T ile küçük O şeklinde olacak. Şurada küçük N ile küçük N var. Burada büyük G ile küçük G vardır diyeceğim. Şurası küçük U olsun, burası küçük U olsun, burası da büyük Ç ve küçük Ç şeklinde olsun diyeceğim. Zaten homozigotlar benim için bir şey ifade etmiyor. Bunu saymayacağım. U'ları da saymayacağım. Kimleri saymaya başlayacağım? Heterozigotları. Bir, iki... Bunlar bir grup olarak kabul edilecek. Bağlı oldukları için çünkü ya bunu verecek ya bunu verecek. 3 tane terezigot grubum olduğu için 2 üzeri 3'ten 8 diyeceğim gençler. Aslında şöyle yapacaktım. 1, 2, 3 diyecektim. Çünkü bağlı olanlar birlikte hareket etmek zorunda. Bağlı olunca gamet sayısı azalacak. Hemen diğer bir soruma da geçiyorum. Dıt dıt genotipli bir bireyde A ve B genleri birbirine bağlıymış. %20 ihtimalle crossing over gerçekleştiğine göre en zor soru denilen soru bu. Yıldızı atıyorum. Bunun çok kalıp soruları çıkıyor. Çok zor bir soruymuş gibi lanse ediyorlar. Hiçbir şey yok. Yazdığım formül tablo üzerinden işin tamamını bitiriyoruz. Büyük A küçük A büyük B küçük B genotipli bireyde büyük A ve büyük B genleri bağlıymış senin yapacağın şey hemen yazmaya başladın. Büyük A ile büyük B birbirine bağlı. O zaman bunların karşıları da birbirine bağlı olmak zorunda. Crossing over'ın gerçekleşme ihtimali var. Crossing over gerçekleşebilir veya crossing over gerçekleşmeyebilir gençler. Yazmaya başlıyorum soruyu okumuyorum bile. Crossing over gerçekleşirse önce gerçekleşmez yazayım. Crossing over gerçekleşmezse büyük A'ya büyük B'yi verir hocam ya da küçük a'ya küçük b'yi verir. Crossing over gerçekleşirse o hiçbir şeyin önemi yok ki. Büyük A'ya büyük B'yi de verebilir. Büyük A'ya küçük B'yi de verebilir. Küçük A'ya büyük B'yi de verebilir. Küçük A'ya küçük B'yi de verebilir. Sanki bağımsız gibi hareket ederler. %20 ihtimalle crossing over gerçekleşiyormuş. %20 ihtimalle crossing over gerçekleştiğine göre gerçekleşmeme ihtimali %80'dir gençler. Gamet sayısına böleceksin. 80 ise şu gametin olma ihtimali %40. Bu gametin olma ihtimali yüzde 40. 20 bölü 4'ten şunun olma ihtimali yüzde 5. yüzde 5. Bunun yüzde 5. Bunun yüzde 5. Bunun yüzde 5 şeklindedir. Büyük A küçük B gametinin oluşma ihtimali. Büyük A küçük B gametinin oluşma ihtimali Hemen turuncuyla alayım. Sadece nerede var? Büyük A küçük B şurada. O zaman bunun oluşma ihtimali nedir? %5'tir diyeceksin. Küçük A küçük B'ye düşmeyeceksin. Hem crossing over gerçekleşirse oluyor. Hem crossing over gerçekleşmezse oluyor. İkisini birbirleriyle toplayacaksın. Küçük A küçük B'nin oluşma ihtimali %45'tir diyeceksin. Sanki çok zor bir soruymuş gibi sorarlar. Bazen mesela der ki büyük A büyük B'nin olma ihtimali %40 kalanını senin bulmanı ister. Şunu yazdığın zaman yapamayacağım bu tarz bir soru kalıbı yok diyeyim. Buradan da hemen şekilsel sorular için bir şey söyleyeyim. Birlikte yapalım. Crossing over varsa ne oluyor? Crossing over yoksa ne oluyor? Şimdi crossing over varsa zaten bağlı olması hiçbir şey ifade etmiyor. Heterozigotları saymaya başlıyorum. Bunların hepsi birbirinden farklı olduğuna göre 1, 2, 3, 4, 2 üzeri 4'ten crossing over varsa 16 çeşit gamet meydana gelir. Crossing over yoksa sadece bir tane terezigot grup gibi düşüneceğim. Bağlı oldukları için ya bunu verecek ya da bunu verecek. O zaman 2 üzeri 1'den 2 çeşit gamet oluşur diyeceğim. Buraya baktığım zaman crossing over olsa ne olur olmasa ne olur? Hepsi homozigot. Yani bunun oluşturabileceği 2 üzeri 0'dan 1 çeşittir. Büyük A, büyük B, büyük C, büyük D. Crossing over olsun olmasın bir şey fark etmiyor ki bir çeşit meydana geliyor. Şuraya baktığımız zaman crossing over yine gerçekleşsin gerçekleşmesin fark etmiyor bağımsızmış bunlar çünkü birinci heterozigot ikinci heterozigot üçüncü heterozigot dördüncü heterozigot 2 üzeri 4'ten 16 crossing over zaten gerçekleşsin gerçekleşmesin bağlılık durumu yok. Burada işler biraz değişmeye başladı. Şimdi crossing over gerçekleşirse birinci heterozigot grubun buydu. İkincisi buydu. Üçüncüsü de buydu. Crossing over gerçekleşiyor çünkü. 2 üzeri 3'ten kaç çeşit oluştu? 8. Crossing over gerçekleşmezse bağlı olanlar birlikte hareket edeceği için sadece şu iki grubu almalıydım. Homozigotu dikkate almadım. 2 üzeri 2'den kaç çeşit olur? 4. Bu tarafa baktığımız zaman homozigot olanı dikkate almadım. Crossing over gerçekleşirse bir tane grubum var. 2 üzeri 1'den 2 çeşit meydana gelir. Crossing over gerçekleşmezse de büyük A büyük B büyük C büyük D veya küçük A büyük B büyük C büyük D. Yine değişen bir şey olmadı. 2 üzeri 1'den 2 tane oldu. Buraya baktığım zaman homozigotlar bir şey ifade etmedi. 2 tane heterozigot grup var. 2 üzeri 2'den 4 çeşit olabilir ki crossing over gerçekleşse de gerçekleşmese de etkilememiş oldu diyeyim gençler çatallandırma yönteminden de hemen bahsedeyim. Hani demiştim ya aslında hepsinin genotiplerini bulabiliyoruz ama bazen hocalar okul yazılarında özellikle çatallandırma yöntemini sorabiliyorlar. Normal test tekniğinde karşımıza çıkmaz. Pratik olarak yaparız. Çatallandırma yöntemiyle gamet çeşidini nasıl bulacağız? Mesela zaten biliyorum 1, 2 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet çıkacak. Ne yapacağım? Büyük A'ya hocam küçük A'yı verebilir diyeceksin. Büyük A'nın karşısına büyük B'yi verebilir. Başka alternatifi yok. Hatta şuradan size bir daha göstermiş olayım. Büyük A'yı verebilir diyeceksin. Küçük A'yı verebilir diyeceksin. Büyük B bir tane ya. Başka yok ya. O yüzden tek çizgi çizeceksin. Büyük B'yi verebilir veya büyük B'yi verebilir diyeceksin. Büyük C küçük C olduğu zaman çift çizgiyi kullanacaksın. Ya büyük C'yi verir ya küçük C'yi verir. Bu taraf için de ya büyük C'yi verir ya küçük C'yi verir diyeceksin. Tersten gitmeye başlayacaksın. Şöyle tersten gittiğin zaman büyük A olabilir, büyük B olabilir, büyük C olabilir. Veya Şöyle geleyim. Bu taraftan gelmeye başlayacaksın. Büyük A olabilir, büyük B olabilir, küçük C olabilir diyeceksin. Şuradan geldiğin zaman ne çıktı? Küçük A olabilir, büyük B olabilir, büyük C olabilir. Şöyle tersten geldiğinde de küçük A olabilir, büyük B olabilir, küçük C olabilir. Zaten 4 tane olduğu için yazmak kolay gençler ama 16'lıklarda falan da yine aynı yöntemi kullanabiliyoruz. Dediğim gibi bazen okul yazılısında hocalar istiyor. Yoksa normal test tekniğinde kullanacağımız bir şey değil çatallandırma yöntemi. Hemen sorular üzerinden gidelim bitirelim. Dıt dıt fenotipli bir birey aşağıda verilen gametlerden hangisini oluşturamaz diyor. Şimdi dıt dıt fenotipliymiş bak unutma onu fenotipliymiş. Fenotip bu olduğuna göre genotipini yazmaya başlıyorum. Büyük A, fenotipine sahipmiş. Büyük B fenotipine sahipmiş. Küçük C'ymiş. Büyük D'ymiş. Büyük E'ymiş. Ben bunun genotipini yazmak istersem genotipe doğru gitmeye başlayayım. Büyük A yanı büyük de olabilir. Küçük de olabilir. Bilemedim. Büyük B yanı küçük de olabilir. Büyük de olabilir. Bilemedim. Fenotipi küçük C ise genotipi küçük C. Küçük C. Büyük D yanını bilemedim. Büyük E yanını bilemedim. Bunun gametlerini istediğime göre bir kere şurası mesela gizlice küçük a olabilir. Yani küçük a'lı şeyleri tabii ki üretebilir. Şunun yanı küçük b olabilir. O zaman gametinde küçük b'liler de tabii ki bulunabilir. Küçük c küçük c gamette ne olmak zorunda? Küçük c büyük c asla olamaz. Tek seçenek de var ki diğerleri için de aynı şey geçerli. Şurası küçük D ise gamete küçük D'ye gitmiş olabilir. Ama küçük C küçük C adamdan büyük C çıkmaz. O yüzden cevabımız D oldu. Diğer bir soruya geliyorum. Tüm genlerin bağımsız olduğu ÖSYM genotipine sahip bireyin ÖSYM gametini oluşturma olasılığı hangi seçenekte verilmiştir? Büyük Ö küçük Ö'den küçük Ö'yü verme ihtimali 1 bölü 2 hocam. Büyük S küçük S'den küçük S'yi verme ihtimali 1 bölü 2 hocam. Büyük Y küçük Y'den küçük Y'yi verme ihtimali 1 bölü 2 hocam. Büyük M küçük M'den küçük M'yi verme ihtimali 1 bölü 2. 2 kere 2 üzeri 4'ten cevap hocam 1 bölü 16'dır. Diyeceksiniz gençler tüm genler tabii ki bağımsızmış. Sonra diğer bir sorumuza da geçiyorum. Aşağıda verilen diyagramdaki ifadeler en üstten başlanarak doğru çıkışa yanda yanlış olarak işaretlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır diyor. Diploid hücrelerde homolog kromozomlar bir arada bulunmaz diyor. Yanlış. Diploid hücrelerde homolog kromozomlar tabii ki bir arada bulunacaklar. Yani bunun yanlış olduğunu söyledim. Canlıdaki genlerin toplamına genotip ismini veriyoruz. Genlerin iç görünüşün genotip olduğunu söylemiştik. Bir anneden biri babadan gelen genlere alel ismi verilir. Birini annemizden birini babamızdan alıyoruz. Biri birinin aynısı daha doğrusu aynı karakteri temsil eden genlerde tabii ki doğru olacak. O yüzden de üçüncü çıkışa ulaştık. Şunu da yapayım. Genler karakterlerin ortaya çıkmasını sağlar doğru olacaktı. Gençler o tarafa gitmedik ama eğer gitmiş olsaydık ona doğru diyecektik diyeyim. Diğer soruya da geçiyorum. Yukarıda verilen ifadeler incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi açıkta kalınır diyor. Yani yukarıdakileri aşağı ile eşleştireceğiz. Homolog kromozomlar üzerinde aynı genlerin bulunması Birbiriyle aynı genler varsa büyük A büyük A büyük A küçük A ise homozigot arı döl ismini vereceğiz. Sadece homozigot durumda etkisini gösteren gen, sadece homozigot gen fenotipte etkisini gösteriyorsa o çekinik gendir. Aynı kromozom üzerinde bulunan genlere bağlı gen dedik. Gen ve çevrenin etkisiyle ortaya çıkan dış görünüşe fenotip dedik. Yani genotipin tanımı yukarıda yok diyeyim gençler. Hemen diğer bir sorumuza da geçelim. Yanda bir hücrenin kromozomları gösterilmiştir diyor. Buna göre bu hücre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış Baktığım zaman tüm genlerinin tabii ki bağımsız olduğunu görüyorum. Fenotipi, e, bunun genotipini yazayım büyük A küçük a büyük B küçük b büyük D büyük D şeklindedir. Fenotipi ne olacak? Büyük A büyük B büyük D şeklinde olacak. O zaman doğru. İki karakter heterozigot, bir karakter homozigottur. İki karakteri heterozigot, bir karakteri homozigottur. Bu da doğru. Üreme hücresidir. Üreme hücreleri en kromozomludur. Hepsinden birer tane bulundurur gençler. Yani üreme hücresi değil. Ama baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kromozomlu olduğunu tabii ki görüyoruz diyeyim. Diğer bir sorumuzu da çözüp bitireyim. Mendel'in çalışmalarında bezelyeleri kullanmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diyor? Kısa sürede çok sayıda döl verebilmeleri tabii ki yer alacak. Kolay yetiştirilebilmeleri bir avantajdı. Kolay ayırt edilebilen özelliklere sahip olması, sarısının yeşilinin net bir şekilde belli olması bir avantajdı. Kendi kendine tozlaşabilmeleri bir avantaj değil. Kendi kendine tozlaşma yaptığı zaman sonucu ee, tam olarak bilemezsin. Hangi polen gitti, hangi yumurta gitti, hangisiyle birleşti bilemezsin. Zaten kendi kendilerine tozlaşmalarını engellesinler diye bitkilerin erkek organlarını veya dişi organlarını kesiyordu. Hem serada hem bahçede vejetatif olarak çoğaltılabilmeleri de tabii ki bir avantajdı diyeyim gençler. Dediğim gibi bezelyelerle ilgili çaprazlamaları, monohibritli hibrit çaprazlamaları bir sonraki dersimizde yapacağız. Bugün kalıtsal özelliklerin nasıl ortaya çıktığını, nasıl aktarıldığını aldığını inceleye öğrendik ve bunu inceleyen bilim dalına da genetik isminin verildiğini söyledik. Canlı arasında çeşitlilik gösterilen niteliklere karakter denildiğini, karakterin her bir farklı tipine özellik denildiğini söyledik. Bir anneden, biri babadan gelen genlere alel denildiğini, alelleri taşıyan kromozomlara da homolog kromozom denildiğini söyledik. Canlılardaki genlerin tamamına ne ismini verdik? Genotip. Genlerin ve çevrenin etkisiyle dış görünüşe ise fenotip ismini verdik. Eğer aynı e, genleri taşıyorsa büyük A büyük A küçük A küçük A ise homozigot farklıları taşıyorsa büyük büyük a küçük a ise heterozigot ismini verdik. Homozygot durumunda etkisini gösterene çekinik gen dedik. Heterozigot veya homozigot etkisini gösteren gene ise baskın gen ismini verdik. Mendel'in genetiğin kurucusu olduğunu söyledik. Büyük gen büyük harfle dominant baskın genleri, küçük harfle çekinik resesif genleri gösterdiğimizi söyledik. Bazen genlerin bağlı olabildiğine, bağlı olanlarda gamet çeşidinin azalacağını, crossing over varsa bağlı olmanın bir şey değiştirmediğini söyledik. Gamet çeşidi sayısını bulurken de 2 üzeri n formülünü kullandığımızı söyledik gençler. Yani kalıtıma şöyle bir giriş yapmış olduk. Buradan hemen ödüllü soruya geçiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.